Şimdi önerinin aleyhinde ikinci ve son konuşmacı Erzincan Milletvekili Serkan Bayram. Buyurun Sayın Bayram. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, MHP grup önerisi üzerine aleyhte söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Beraat Kandili, hepinizin bu güzel gecede, bu güzel kandil gününde beraatınızı kutluyorum. Hayırlara vesile olur diyorum. Tabii demin konuşmacı vekillerimiz fazla bir şey yapılmadığı noktasından bahsederken 2002 yılı öncesinde meclisimizde bir tane engelli vekil ya vardı ya yokken bugün şükürler olsun 4 tane engelli vekilimiz var mecliste. Bu bir kazanımdır. İnşallah zamanla sayısı daha da artar. Çünkü damdan düşen sorunu en güzel anlar. Allah kimseyi de damdan düşürmesin. Temennimiz o. Engellilik sadece engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini değil, toplumu oluşturan tüm kesimleri ilgilendiren, duyarlı olmayı gerektiren ve çok yönlü ele alınması gereken toplumsal bir görevdir. Çeşitli engellerine rağmen hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik, sosyal, kültürel ve sosyal alanda hayatın içerisinde olan engelli vatandaşımız bizim için büyük bir önem arz etmektedir. Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak, kimseye muhtaç olmadan bağımsız olarak kendi başlarına yaşayabilmelerini üretken insan durumuna getirterek yaşam düzeylerini gelişen dünya şartlarına göre biçimlendirmek, ihtiyaçlarını iyi anlamak ve onlara mevcut şartlar içinde en iyi ortamları hazırlamak ve onlara iş imkanları sağlamak bir sosyal devlet ilkesi olarak anayasamızın bizlere vermiş olduğu bir ödevdir, yükümlülüktür. Engellilerin hayatını kolayca sürdürebilmeleri, toplumda ayrım yapılmadan toplumun diğer bireyleriyle eşit pozisyonlarda yer alabilmeleri, her alanda desteklenmeleri için partimiz elini taşın altına koymuştur. Yine 2002-2017 yılları arasında engellilik alanında devrim sayılabilecek nitelikte adımlar attık ve mevzuatlar çıkardık. Engelli haklarını koruyup geliştirmek amacıyla 2005 yılında engelliler kanunu çıkardık. Ben Yüce Meclis'e 2005 yılında çıkan engelliler kanununda bütün partiler destek vermiştir. Bu desteğinden dolayı da teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü engellilik olayı partiler üstü bir olaydır. Meclisimiz o özeni göstermiştir. Şükranlarımı sunuyorum. Yine Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni 2007 yılında imzalayarak Avrupa Konseyi'nden önce imzalayan ülke olduk. 2010 yılında anayasanın 10. maddesinde referandumla değişiklik yaparak engellilerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza pozitif ayrımcılık getirdik. Yine 2013 yılında Başbakanlık genelgesiyle engelli hakları izleme ve değerlendirme kurulunu oluşturduk. 2014 yılında yapılan 6518 sayılı yasayla 2005 yılında çıkarılmış olduğumuz 5370 sayılı yasa güncellenerek Birleşmiş Milletler engelli kişilerin haklarına ilişkin sözleşmeye uyum sağladık. 2010 yılında yapılan yasal düzenlemeler neticesinde engelli bakımları, engelli bakım hizmetleri alanında yeni bir hizmet modeli olan evde bakıma destek hizmeti için gerekli düzenlemeleri yaptık. Bu hizmet modeliyle evinde bakılan ancak evde bakım ücreti veya kurumsal bakım hizmeti gibi hizmetlerden yararlanamayan bakıma muhtaç engellilerin talep etmesi halinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızca görevlendirilecek bakıcı personel tarafından evde bakım hizmetleri sağladık. Bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre
kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 1/3'ünden az olan bakıma muhtaç engelliler isterlerse ikametgahlar, isterse resmi veya özel bakım merkezlerinde bakımlarını sağlayacak düzenlemeyi yaptık. Mart 2017 tarihi itibariyle de 485 bin engelli vatandaşımız evde bakım hizmeti verdik. 2002 yılında bakım ve rehabilitasyon merkezinde 1843 engellimize hizmet verirken Mart 2017 itibariyle bu sayı 6700'e çıkarak engelli yatılı hizmetini sunduk. 2017 yine Mart ayı itibariyle 166 özel bakım merkezinde 12.316 engelliye yatılı bakım hizmetinden yararlandırdık. 2002 yılında 30 engelliye bir bakım elemanı düşerken şimdi 6 engelliye bir bakım elemanı düşüyor. Tam 5 katı kazançlı çıktık. 30'a 6. Ailesi yanında bakıma mümkün olmayan engelliler için umut evleri modelini geliştirdik. İş kanununa göre çalıştırılamayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için 2017 itibariyle 2295 TL o iş yerlerine idari para cezası uygulamasını getirdik. 2016 sonu itibariyle kamu kurumlarında işçi statüsünde mevcut istihdam edilen engelli işçi 10.822'dir. Kamuda işçi statüsünde engelli bireyi çalıştırmak yükümlü olan kurumlarda kota açığı sadece 387'dir. 2016 sonu itibariyle özel sektörde halen 92.413 engelli çalışırken özel sektörde engelli birey çalışma yükümlü olan kurumlarda kota açığı da 20.336'dır. Bu sayede 2002 yılı itibariyle engelli kontenjanda memur olarak çalışan engelli sayısı 5.777 iken bugün itibariyle 48.947'dir. Tam 10 kat artmıştır engelli memur sayısında. Kamuda engelli memur kontenjanı açığı 13.976'ya inmiştir. 2008 yılında engelli memurlar için daha uygun emekli imkanı getirilmiştir. Yine İşkur işbirliği ile korumalı iş yerleri projesini gerçekleştirdik. Korumalı iş yerleri projesi ile ilgili engelli istihdamına katkı sağlayacak olan sivil toplumdan toplum kuruluşuna yol göstermek üzere korumalı iş yeri rehberi hizmetini sunduk. Engelli bireylerin özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla bakanlığımız 5 ili kapsayan bir destekli istihdam projesiyle işe katıl, hayata katıl projesiyle özel sektörde engelli çalışmasını artıran unsurlarla ilgili bir çalışma başlattı. Yine 2011 yılının sonunda engellilerin adil bir rekabet ortamında yarışabilmesi sağlamak için devlet memurları kanunu değiştirerek engelliler için ayrı bir merkezi sınav uygulaması getirdi. Bu sınavla engelli memur alımı bu sınava göre her yıl yapılmaktadır. Yakında da işte memur öğretmenlerle ilgili 1500 tane engelli öğretmen atamamız olacaktır. Yine 2014 yılında yaptığımız değişiklikle toplu taşıma araçlarında erişilebilir olması zorunluluğunu getirdik ve bunu en iyi şekilde izleyen, denetleyen bir kurul oluşturduk. Bizden önce sadece memur ve SSK'ların çocukların faydalandığı çocuklara eğitim desteğinden bizim dönemimizde sosyal güvencesi olsun olması bütün engelli vatandaşlarımızı bu haktan yararlandırdık. Bedensel engellerin ihtiyaç olması halinde oturduğu apartmanda fiziki değişik yaptırabilmesine ilişkin düzenlemeleri getirdik. Kamu binalarında toplu taşıma araçları engellilerin kullanımına uygun hale getirdik. Lüks konut kapsamına girmeyen bir evi olan engellilerin emlak vergisini alınmayacağı uygulamasını getirdik. Engellilerin günlük yaşamlarını ve toplumsal hayata katılmalarını kolaylaştırdığı araç gereç katma değer vergisi gibi muafiyet kapsamını aldık. Araç ve gereçleri KDV ve ÖTV indirimini getirdik engellilerimizle ilgili. Yine engellilerimizin yaşamdan zevk almaları, geleceğe güvenle bakabilmeleri ve üreten bireyler olarak kendi kendine yeter duruma gelmeleri, okulda, iş hayatında, sokakta, parklarda yani hayatın her alanında var olsunlar, ülkemize hizmet etme yarışında bizlere umut versinler diye engel grubu ve engel oranı ne olursa olsun bütün engelli vatandaşlarımızın
kendi kendine yetebilen, onurlu ve başındık eşit vatandaşlar olarak yaşamını sağlamak için her gün daha kuvvetli bir azimle gücümle çalışmaktayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi Allah'ın topluma birer emaneti olarak kabul ettiğimiz engellerimizi toplumun diğer mensuplarıyla aynı derecede bu ülkenin sahibi olarak görüyor ve kabul ediyoruz. 16 Mayıs Engeller Haftası'nı saygılarımla selamlar. Teşekkür ediyoruz Sayın Bayram.